Başlayalım. Silecek niye var ki? Bugün silecek. Bir kampa çıkalım dedik, onda da yağmur başladı. Atina, Zeus hepsi bize karşı. Atina'da Gökhan var ya, onunla da ısımızda. Can boğar yaptı, ben önümü göreyim. Heyecan var mı? Heyecan yok, Uzi var. Hamilton, Citroen C4. Bu araba yarına çıkmaz, daha nasıl çıkacak? Ellerin nerede? Ananı bacını... Ne yapacağız? Yolum hep buraya döndü. Çadır yok mu? İlla ben mi kovayım? Sağız buraya. Demek ki nasıl söyleyebiliriz oraya? Hep masraf peşinde. İki kişi de buraya sağız. İki kişilik diyor oğlum, biz dört kişiyiz. Kardeş. Oğlum, şöyle bir Mertcan'a baktığımda duygulandım. Adam bildiğin ekran başında büyüdü ya. Bildiğin YouTube'da büyüdü oğlum adam. Küçücükken videolar attı. Harbiden ne kadar köklü bir yayıncı aslında ya. Değil mi? Bir garip oldum yani izleyince şöyle bir... İnşallah ya. Devam. Şimdi bu adam yok zaten. Çalı çırpı adam ya. Oha. Kanka bundan şart oldu bana. Takipçi buluşmasın, burada çok rahat yapar. Abartın ama. Buluşmayayım yani takipçimle. Buluşma. Bu mu? Bu sineklik. Buradan Umut girebilir. Kaç para? Kanka 770 lira bir şey değil. Buna 400 lira vereceğine ona 800 lira ver. Tamam o zaman ona 800 vereceğim. Diğerine 1600 vereceğim. Evet. Diğerine 1600 vereceğim. Böyle böyle ev almaya gidelim oğlum. Oy dağlarda. Sipas diyeyim. Herkese merhaba, ben Mecan Bağır ve bugün şehir hayatından uzaklaşıp kamp yapıyoruz lan! Zihinsel olarak engelliyim. Biliyorsunuz. Şey. Aynı zamanda zihinsel olarak yoruldum da arkadaşlar. Yaşlandım. Yaptığım biber gazının içine ne koyduğumu bile hatırlamıyorum. Al sana biber gazı. Dedim ki biraz kendimi dinlendireyim ekiple beraber, ama onlara da bir ödül olsun. Ödül ne ama, köpek mi bu adam? Evet köpek, ekmek reis bu ya. Dur. Birbirimizi öldürmeden bugünü bitirirsek iyi, dinlendirici bir kamp yapmış olacağız, hem de eğleneceğiz. Çadırımızı her şeyimizi aldık. Babayı açmayacağım ya, yok arkadaşlar risk atmaya gerek yok. Orada anladın değil mi Arda Zoldar'da? Ekrem İmamoğlu bana burada. Babayı açmayacağım, adamın götü gözüküyormuş. Sansürlese bile bak, zamanında bana ne dediler? Dediler ki bütün videolar izleniyor, herhangi bir sıkıntı yok dediler. Zamanında sıkıntı yok dedikleri videoları da ben açtım. Ne oldu? Kanal bir ay boyunca ban yedim. Herkesin izlediği videoya kimse ban atılmadı. Geldi bana ban atıldı hocam. Bu yüzden azıcık biraz sizden saygı istiyorum. Böyle bir şekilde bir riske atmaya gerek yok. Herkes temizleyebilir. Herkes izlemiş olabilir. Benim bahtım kötüdür hocam. Bir kere daha ban yemek istemiyorum yani. Ya yemek istemiyorum mu bana abi? Ben kimsede bir sıkıntı olmayan şey bende banlanılır. Ben biliyorum yani. Herkesin izlediği o gün videoyu ben de izledim, ben ban yedim. O zaman hiç gerek yok yani, riske atmayacağım hiç. Lan bir ağaç ver, ona bir ev ver baba. Denize bir oda ver. Babam ve oğlumu oynuyorum, hala yönetmen aramıyor. Caner gel buraya. Kaçanı yiyeyim seni. Kamp dedik, geldiği şeye bakar mısın? Oğlum uyuştu lan. Yılan mı soktu acaba ya? Gelir gelmez vahşi hayatın içine girdi. Lafı daha da fazla uzatmadan kampa başlamak istiyorum. Akşam olup vahşi hayvanlar inmeden. Benden vahşisi kafasını satsın zaten ama. Biz abi kama çakacak. Böyle bir kampımız var. Buraya çıktıktan sonra kampımızı kurabileceğiz. Benim Citroen buraya çıkmaz gibi. Ben bir deneyim geleyim. Binme, baskı balatası yok. Baskı balatamı sıkıntı olduğu için yolda patlatacak bir gibi. Ama gene de bir deneyeceğiz. Olmadı. Caner'in 20 ile çıkacağız. İnşallah C4 çıkar. Sokatı düştük. Abicim merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkacağız oraya. Manzaramızı çekeceğiz. Aa, benim param nerede? Ne parası? Paramı ver. Ver bana bir çalım. 100 bin lira. Yeter, her videoyu koyuyorum, paramı ver. Ben bu çocuğun canı muz çekmesin diye manavın önünden geçmedim. Bana yaptı hareketi, gördün mü? Hadi arabalara binelim. Malzemeler senin... Çıkarsak yürüyerek getirirsin. Ben getiremem. Tamam, senin arabayla çıkalım. Getiririm o zaman ben, tamam. Sonuç olarak arabanın bir yeterlik seviyesi olması lazım ama şoför de önemli aga. Vallahi çıktım. Çıktım. Sana kalıp gelsene arabayı. Beni almadın beni. Doğaçlama mıydı evde de? Yani oldu. Bu bey bile emekli gibi çıktı. Ben offroad gibi çıkmadım mı? Bambur lumbur çıktı. Gümbür gümbür. Gülşen geldi bir aga. Bangır bangır. Özlemişim aydosumu. Şimdi biraz ileri gidelim de manzaramız alev alev. Şu inşa gelmesin kanka ya. Yerimiz yok, 4 kişilik. Ya ne olay? Arap driftine kalkayım bir anda. Mekana bak. Of of. Şehir deniz manzarası mı istiyorsun? Denize bak, adalar. Odalar manzaralı. Yoksa bu bey mi istiyorsun? Adalar manzaralı kamp. Şuradan ne geleceği belli olmaz. Burayı kurarsak arkamız açıyor. Ama siz salaksınız. Biri düşer o uçurumda. Çantaya bak, bu adamla ben... Aykut Elmas'ın wine'ı vardı ya, sucuk getiriyor. Marshmallow. 4 kişi bunu mu yiyelim yani? Hani 2 tane tadımlık yiyeceksin ne? Ben aç geldim bir de buraya. Ben de aç geldim. Bir şey mi? Biz diyoruz teknolojiden uzak. O şehrin griliğinden uzak bir hayat. Lan! Bir gün ölürsen beni Aydos'a göm. Yattığım yer belli olsun. Şu an kucaktan kucağa. Hiç iyi değil. Çok mu yol üstündeyiz? Bence buradan çok araba geçmez zaten.
bu saatten sonra buradan geçen arabanın niyeti bozuktu. Ben sizi niye buraya getirdim? Bir bil bakayım. Çadır da çadır ama. Kaç kişilik bu? Oo, 20-30. Baksanıza arkada ne kadar bir şey gelecek gibi ya. Bence aksiyon olsun böyle, oraya kuralım. Bura mı oga mı? Bak orada bura da düzlük var. Kanka orası alçak çalı. Ağaçların altı bir de oga. Şurada böcek möcek düşer. Böcek olacak tabii. Kanka rüzgarı keser bak oralar. Hayırdır Redstaff Ford musun? Açıyorum ben ya, en kötü taşıyabilirim. Hayır salla. Çadır hazır. Köylemesine koy. Uçarız biz gece bunun için. Bunun için ağırlık koymamız lazım. Harbi uçak. Bu penceremiz orman manzarasına bakıyor. Bu Pardon. Taş koyma taş için. Ama sen dediğin. Böcek var. Ne böceği ya? Ormana geldim, böcek diyorum. Açalım götümüzü, girsin böcekler. Evet. Ses çok mu patlıyor? Şöyle yapayım biraz daha. Diğer pencerede adalara bakıyor, bu ormana. Evi boşaltıyorum, yarın buradayım. Beyler! Fatih gel! Cristiano gel! İçeriye bakar mısın? En keyifli video canım benim olacak. Hoş geldin. Çok iyiymiş be. Şu an canım harbiden kamp yapmak ister. Yapıyoruz işte. Allah Allah! Omzum ağrımaya başladı ya. Sinekliğimizi de kapadık. Böcek möcek giremez artık. Yatak yorganı getirin de atalım çadıra. İyiyiz değil mi ekip? Bak Fatih! Odunumuz da var yanımızda. Çok iyi yere tezgah attık. Yastık bir tane mi var? Ha, benim yastığım. Var mı sende yastık? Kendime getirdim. Tamam, ben de çadırı kendime getirdim. Tamam. At buraya yastığı ya. Tafalak Atakan sanma kendini. Çadırı ver, yastığı verim kanka. Sana bir güzellik yapayım mı? Kampını şenlendireceğim benim. Şenlendirebilir. Yani ne yapabilir? Lan kömür oldu. En son Minecraft'ta bulmuştum. Demek ki kömür madeni var. Gece madeni de ineriz. Ohohoho Caner. İki tane mi var? Bak ananı bacı. Harbi korktu. Ebu Cehil döneminden. Baksana be. Hiç gördün mü böyle bir şey? Rahatmış ama. Harbi oksijen doldum ya. Gelmek lazım. Bir hasret denizin. Bu mu yani kampın olayı? Akşam olsa ben sizi çok güzel korku hikayesi fıkra mıkra donatacağım burayı. Domaltacağım bir de sizi. Gündüz yapacak çok bir şey yok. Ne yapalım, keşfe çıkalım. Odun toplayalım. Ya bu kadar kolaya kaçma. Tam bunu kırak mesela, bir şey yapalım. Al. Tamam işte ya, hepsini kır da. Hem de kuru. Kupkuru ne yanar bu? Burada da önce yakılmış. Öyle yerde yakmayacağız, ormanı yakmamak için. Tezgahımız var. Kral düşünüyor. Azinav yapmaz mıyız bir tane? Oo. Yakında varsa. Musallat falan diyorlar, cin çıkmasın. Biz bir kere denk gelmişiz. Duymamam mı? Geliyor. Bakayım yakında var mı azinav? Kanka akşam çıkalım, akşam el fenerleriyle. Akşam sen burada duramayacaksın bile. Bir de çıkıp gezeceğim misin? Fatih bu arada ilk Aydos'a geliş. Hadi ona bir merhaba diyelim. Hoş geldin Fatih. Buraya bir kere gelen bir daha çıkamaz. Bu arada bir şey geçtiğine yemin edebilirim. Sipsi var lan. Sipsi Umut. Hava biraz kararmaya başladı. Azine uygulamasını indirdim ben de. Yakınımızda bir azine var. Aşırı yakınız hem de. 80 metre falan. Hadi gene iyisin ha. İlk Aydos'a gelişinde azine bulacaksın ha. Amına. Bu tarafa doğru gösteriyor Umut. Çadırın başında durun birine. Bir geleceğiz, ne araba var ne çadır var. Hiçbir olmayacak. Tam yogalık yer değil mi ya? Yoga geçmişim de vardır ha. Değil mi? Burada alkışlıyoruz. Adam olana çok bile bu rahatlama, bu huzur. Araba sesi mi? Bayrak dalgalanıyor. O bayrağın sesi mi? Dalgalan sen de ey şanlı. Bayağı zaman olmuştu azine uygulaması yapmayalı. Tövbe ettik zaten. Çok istiyorsunuz biliyorum ama ben topukçuyum. Ölmezsem yaparım bir gün, kurban oldu. Kamp alanından çok uzaklaştık. Şu an bir ayı gelse 4 kişi alamaz mıyız? Işte? Aleyküm selam canım. Umut hızlı koşuyor. Ayıdan kaçacaksın. Umut kaçar. Ayıdan kaçamazsın. Ayıyı gördüğün zaman yapacağın tek şey ölü taklidi. Ne izliyor bu ya? Ben ayıyı gördüm, gel tek Bir ayıyı öldürmek için ne gerek? Öylesine sordum sadece. Çıplak elle bir ayı öldürülebilir mi? Böyle bir şeyin imkanı var mı? Yani boynunu kırabilir misin? Bana sadece şundan bahsedin. Ayının boynu kırılabilir değil mi? Peki ayılar boynu çok ağır bir şekilde sıkılırsa boğulabilir mi? Tamamdır kardeş. Okey. Benim için yeterli şeyler. Günün birinde karşıma çıktığında hayatın pahasına deneyeceğim bir olay daha. Yapacağım şey. Pençe salla. Bam! Bitti o ayı. O ayı artık. Ferit dayı. Ay özür dilerim, Ferit dayım. Baş tacısın ama. Bir sana kınaşak. Şugalarda gösteriyor. Ama nasıl ineceğiz ki uçurum? Bir sana bir şey yapayım. İp yok mu? Belime bağlayayım beni sarkıtır. Tut beni. Ben de seni tutuyorum, hadi inin. Gömülü bir şey vardı o. Bırak beni. Kratos'san olabilir. İhtimal evet. Bir rakı yapılmış burada aga. Bir baksana Caner. Ben niye gidiyorum? Kardeşim paçaların bu işi uygun. Bugaların altında büyük ihtimal. Burada yuva var ama. Koşman lazım. Tek yapabileceğin bu, başka bir şey yapamazsın. Derileri çok kalın ve senden hızlı koşarlar. Şimdi koşarken böyle tam böyle dibime geldiğinde kafasına şöyle bir anda yapsam. Şöyle bir bayıltma gibi bir imkanım var, ben düşünüyorum.
Onun tam böyle çubukçuk cimin kafasına bir tane şak diye böyle bir patlatsam sanki bir ihtimal olabilir hocam ya. İhtimal var ya. Bak çünkü onu bir yiyecek şimdi böyle bir... Anladı mı demek istediğimi? Böyle bir sendeleyecek. Şöyle kafamın dibine kadar yaklaşacağım. Şöyle gözünün içine bakacağım. Bir tutu kanka kafayı bir vuracağım var ya. Of. Ne yuvası lan o? Ne yuvası olduğunu yok. Yavaş ol. Gel mağara gir. Mağara. Oo tabii, yanmışız tabii. Biz kampa çık. Tabii tabii arkadaşlar. Bak yavru ayı göreyim deparı bir koyarım. Tamam mı bak. Bir koyarım deparı. O hani... diye bir ses geliyor ya. Onu sana yaşatırım. Adama bak. Ağaçlar sallanıyor rüzgarda. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Eşek arısıydı. Ya eşek arısı. Oğlum eşek arısı soktu mu direkt öldür. Nereden duyuyor bunlar eşek arısı sokunca öldürüyormuş. Ben soksam iki ay yatarsın da eşek arısını bilemedim. Orada arkadaşlar vakit geçirmek için bunu yapıyoruz. Akşama doğru böyle yemeğimizi de yapacağız. Kampımız başlayacak. Şu an biraz erken geldik. Afiyet. Sıkılmayalım diye. İnebilir misin sen? Caner tutsun kamerayı ben oraya bir şeyler tamam, yapayım. Tamam geç. Ben tutacağım. Fatih iniyor. Arkadaşlar doğru söyle ben orada kayayım. Doğru. Sırtta adama yardım et. Leyla hadi bak bir şey gelecek başı. Dikkat et düşersin. Aç bir ogaları yiyecek. Kanka burası bilerek kapatılmış bir yer. Tamam aradığımız o. Çalı atmışlar üstüne bir sürü. Ha çok iyi. Caner aman bir yaralı parmağı işersin amana koyayım. Yaralı parmağı işemek falan kaçıncı yüzyıldayız ayol? Beyler orada yer yılan akrep falan olursa sakın şey yapmayın. Dokunmayın hazine bekçisidir. Benim başım ağrımaya başladı ya. Of of leş gibi kokuyor. Bana da geldi şey koku. Kokuyor. Hayvan cesedi oluyor ya büyülü. Abicim korkutmayın beni. Geldi vallahi geldi koku. Bir hayvan gelirse piç eder bizi burada. Bunun altı boşluk gibi. Polisi mi arasın? Açalım mı hep bir elden şunu ya? Ben açmam. Bir şey varsa bana bulaş. Bunun altı boşluk ama. Kapkaranlık. Ananı bacını. Başımıza iş alacağız bak. Bir kampa gelelim dedik. Kümes gibi bir sıkıntı var mı acaba? Buna şurada. Durun bakayım ben bir izleyeyim. Biz bunlara mı bastık? Ne o? Simsiyah bir şey var. Ayı boku olabilir. Ben kaçtım. Son kez bir bak bir şey var mı orada? Dikenli şeylerin bakıyorum. Üstünü de çalıyla kapatmışlar. Ben korkmaya başladım. Tamam biraz bakayım gidelim. Arka tarafına bak. Çıkar en fazla. Burada iş. Lanınızı aldım. Çok güzel bir şey yap. Arkadaşlar bok var ya. Bok bildiğimiz dün bok aldı ya. Saralım o zaman. Karanfilli sigara poko. Şöyle sardım arkadaşlar. Milleti uğraştırmayacağım diğerleri gibi direkt yol üstü. Şu taşın altına koydum. Biz nasıl ekliyoruz? Uygulama kafayı yedi çekmiyor mu? Şu an şu hazineyi de farklı bir yerde gösteriyor. Bunu buraya eklemek istediğimde para istiyor. Onların bize para vermesi lazım. Benden para istiyorlar. Tutmuşlar iki yakamda. Arkadaşlar sakın aramaya gelmeyin. Düşersiniz müşersiniz. Denk gelirseniz böyle yol üstü alırsınız. İçmeyin ama alın ha tamam. Benim karnım acıktı. Ben de acıktım. Acıktınız ha? Ne yiyeceğim? Kampımıza doğru geçelim. Yatağımızı kuralım. Sonrasında ateşimizi yakalım. Orada cidden gerildim ama be. Osurdum acaba o mu korktu? Benim kanalı söyleyeceğim mi? Ne? Kanalı söyleyeceğim mi? Ya bak ya. Kanal diyorsun. Evet arkadaşlar bir soru gelmiş bu arada. 20 TL 6 story game önerisi falan yazmışlar. Ne boyu aşırı hiç şaşırmadım. Mario. Hikayeyi anlatıyorum sana. İyi dinle beni. Mantarla büyüyorsun. Bir tane ejderha var. Kız arkadaşını kaçırmış. Kız arkadaşını kaçırdığı için ejderha ile birlikte çok ciddi bir mücadele veriyorsun ve bu mücadelenin karşısında escort simülatör ya Osko siktir git ya adam diyor hikaye story diyor ya adam hikaye story diyor ya story neresi escort story ya kanka escort simülatörün neresi story ya söyle bakayım utandırma abi. Arkadaşlar Caner Karaman kanalına da abone olmayı unutmayın kaç tane çekiyorsun abi 10 TL abi o pezenk sen orada bütün bölümlerin hepsini unlock atmışsındır easter egg'leri ne kadar oynamışsın sendir o DLC'lere bile skip atmışsındır belli ki. İki tane. Böyle şeyler oynar o. Scott ya bu. Caner'in de kanalı var ona da gidebilirsiniz açıklamada ben koyarım. Kimin keyfine kalmış. Bitirdim. 2 yaşında bir adam izlemek istiyorsanız çok nadirdir bunlar. Her yerde görmüyorsun bu yaşlı adam. Bakarsınız şimdi biz kampımıza geçelim. Eda ve heyecan yarattım. Bakkal. Allah. Ciddi söylüyorum. Kardeşim çekirge olabilir. Öyle değil büyük bir şey. Sırttan ama. Şöyle de bir durum var etrafımız hep şehir ya. Burada ayıyla karşılaşmak daha normal. Amazon'a gittiğinde zaten koca orman ayıyla nerede denk geleceğim? Burada denk gelmeme şansın yok. Ben bile her yerini gezdim buranın ayı gezmiştir herhalde. Ulan doğa sen ne işin? Hisseden adam gibi hissettim kendimi. Babaanneme bundan gışık yapacağım. Milli. Anneannem. Yünden tıraş ve kale. Ulan. Taklandı şey golü yapacak. Kayboldu. Umut kayıp. Ne yaptı? Rahat mı lan? Vallahi rahat ya. Uyuyordum ben. Abart kanka. Yatağı kurdunuz mu? Ne yatağı kanka? Kim kuracak ki? Galatasaraylı pikeyi versene. Onu altımıza serelim. Üstümüze de yorganı çekelim. Ayakkabı da basıyor ya. Kardeşim çıkarsan ayakkabı. Oo. Kalp krizi mi geçiyor amacak? Kolum cidden uyuştu. Buldunuz mu? Bulduk.
Her şey ben yok. Sıkışmış gibisin. Üvey kardeşim sıkış. Yastığa baksan anneannem bile buna demode eder. Bu ne? Sen niye hep küçümseme piştin? Küçümsemiyorum. Abdülhamit Han'ın kafası buna değmediyse ben o gospuşum. Tam şu uğur böceğine yatıyorduk Abdülhamit. Ayağına basmasana böyle pikeme. Kardeşim Puyol'u getirseydin o zaman. Çavi niye esta? Ne yapıyorsun orada ya? Yatak hazırlıyor. Yorgun. Çıkarsana ayakkabılarını harbiden. Sen neyi görmek istiyorsun? Beyler aşığı kağıt lan. Gel gel. Kardeş geç yanıma ya. Ben cidden burada bir gece uyumak istiyorum. Geceyi düşünsene böyle. Çık çık çık. Tüm tüm tüm. Bir de içerisi sıcak. Kalorifer var gibi. Harbi sıcak ha. Niye böyle? Niye böyle bilek am. Onun. Ya o neydi? Ooo komiklik ya. 30 yaş şakası. Ya adam uyuyor elleşme. Neredeyiz o? Maçtayız. Kardeş. Ha? İyi mi geceler? Utançtan yorganın altına girmek bu işte. Acıkan var mı? Acıkana gazoz, bayılana limon. Koskoca Mertcan var, kampı bir tane sosisle geliyor. Yemeği siz getirecektiniz. Aykut Elmas tamam. Ve aynına döndürdünüz. İkinciye söylüyorum. Ama niye biz getiriyoruz? Göte siz getiriyorsunuz. Kaburgam pişireceğiz. Sosis, marshmallow yettik. Yat uyuyor. Acıktıysanız yakıyorum mangala. Sikim kadar mangala. Patlamış mısır nereden buldun? Oğlum patlatırdık burada. Hep para veriyorsunuz ıvıga zıvıga ya. Lazım abi. Öyle abire video nereye kadar? Bunu böyle çıkaracağız, kartonla yakacağız. Evet böyle. Mertcan. Beyler. Ben büyüyorum oğlum. Yapma. Ya, Umut yapma. Ben senin annene öyle bir şey yapsam hoşuna gider mi? Doğru. O da dedin annesi. Sokak köpekle burayı basarsa yanarız. Kamp yapmaya geldik. Biraz huzur ver be. Dur bakalım şaka gelecek mi? Bekleyeyim. Çetim kültürlenmiş. Çetim kültürlenmiş. Ah, Eray şakası geldi. Ay ne kadar komik yahu. Bekliyordum daha şakayı. Görür görmez bekliyordum da. Yanıyor mu orada? Yanıyor bu işte. Az evet. Daha döksün. Tam dedim bir şeyler gelişiyor Çetim. Tam bir şeyler gelişiyor. Bak kendi elini yaktı. Kanat alsaydı diyor bu da. Kamp yapıyoruz. Mangala gelmedik ki. Ooo şimdi yanıyor. Bakayım işte. Mısır patlayacak mı? Ya kardeşim sen özürlü müsün ya? Şu kemi büyüt. Al amına koyayım. Ah. Al İrem. Al. İyi mi? Rahatladın mı için? İyi mi İrem? Bak bakayım. Güzel mi büyüklüğü? İrem. İrem iyi mi? Beğendin mi? Büyüklüğü yeterli mi bu kadar? Bir şey söyle. Niye susuyorsun lan? İyi mi arkadaşlar? Yetmediyse biraz daha büyütebilirim bunu. Hiç şaşırma. Ne biçim diyaloglara girmeye başladık ya. İyi mi? Oğlum iyi mi kötü mü harbi söylüyorum lan, ona göre küçülteceğim. Şimdi IRL'deyiz ya. Biraz daha IRL'de beni yüzden görmek istiyor. İyi tamamdır. Yok abi çakak yandı. Oo çok rüzgar bastırdı beyler. Kozalak yakmamız yok mu bugün? Bir mangalı yakalım da. Abi biz demiri çıkarmadık ki bunu yakalım. Hayır. Lan gençliğim de işte bana yanar mı öğretiyor? Demiri alttan yakmazsan nasıl olacak abi? Abi yanar ya, şu yakıtı var bu yüzden zaten yanar. Kanka ya. Dur ben çözeceğim şimdi sizin işinizi. Oğlum bir ağız tadımız var anasını sinirsin. Tamam dur. Helal olsun lan Meto. Tebrik ederim. Plastiği kim attı onun içine? Sen attın. Anın 3 kişi sen diyor, bir sen haklısın zaten. Dur baba plastik yanıyor. Etrafa da bakın bak, demir köpekler geldi. Abi bir köpek gelirse buradan yagar ben... Sanki bu böyle atılmaz bence. Tik kadar şeye mangal kadar odun atıyor. Kömüre de odun atan ilk defa görüyorum. Yere dökseydin daha kolay yanmıştı. Ya bir bırakın mi? Kardeşim yapayım. Ben de şişler hazırlayayım bari. Ha ona bir diz hanım ya. Oğlum sen... Ama ben ne yapacağım? İş yap! Ooo! O ne? Tabak aldım. Tabak da getirmiş. O kadar da dökülmez o iş. İşte anladın mı? Eyvah. Önüne geç mangal. Merhabalar, iyi yürüyüşler. Şikayet etmeyin ne olur. Biz bir şey yapmıyoruz ki, önlemimizi almışız. Bu ormanın yanması mümkün değil. Bir de yağmur yağmış yani, yerler ıslak. Ay derin ya inansın. Çiziklerimizi de atıyoruz sosisimize. Bir paket. Ooo karambit de var elde güzel. Koca adam 3 sosisle doyacak. Ya siz de kamp yapalım ben anasını... Mantarları hazır değil mi? Mantar da aldın ha, tamam o zaman. Ben mantar yemeyeyim. Patates de var, doyarız ya. Al kes de. Timsiyah elleriyle. Kardeşim kömür yani, pis bir şey değil. Ooo spesiyallere başladık. Bunu niye atıyorsun? Abi Twitch'ten yayın yapacağım telefonda. Mobil oyunlar çeksem olur mu? Olur. Belki beğenen çıkar. Git bir dene şansını. Bu olabilir, niye olmaz? Kardeşim bu yeni tuz var mı? Tuz işte o yok. Tuz almadınız mı? Çok güzel lan mantığım bu. Zehirli olmasın. Ufaktan neşemizi buluyoruz var. Kimin bu mesela, kendin mi yiyeceksin? Evet. Abicim bu böyle değil. O kırılacak. Çıkar bir tane mantığı. Neresi kırılacak ya?
Tamam sen koysana, onun değil mi? Piç olsun. Ben avuçlamam. Şunlara baksana ya. Sunum, sunum, sunum. Kime? Karabiberi. Şunu bir yesene. İyi ye ya. Abi ben sevmiyorum. Tabii tadına bak. Çok güzel oğlum, sen de bir bak Fatih. Çok iyi, vallahi çok güzel oğlum. Karnım ağrıyor derseniz bir saat sonra sikimde dolmaz. Zaten niselim altıma sıçacağım şey bugün olmaz. Gel gel gel. Su birikti ya. Hayat bu mu ya? Yaşadığımı hissettim ya. Ya kardeşim siz niye buradasınız? Ben şu an tek gelmiş gibiyim kampa. Mantarın suyu harbi ya. Yandı yandı. Oy ananı. Ya şöyle bir ortama özendim ya. Bizim piçlerle birlikte gitsek yarım saat sonra Starbucks yok mu? Amerikano falan içemeyeceğiz mi falan triplerine girecek. Ben biliyorum, diğer piç yanına pizza getirecek. Öbürü hamburger alacak yanına. Pişirmeyeceğiz, orada yiyeceğiz. 2 dakika sonra da yatacağız. Ya bak, daha da büyük bipolarlığımız da tutabilir. Bak biz Eray'la çok ciddi meseleler yaptık. Eray'la birlikte biz bir aralar spora gidiyorduk biliyorsunuz. Ben bunun evinde kaldım. Yarın da spora gideceğiz. Kalktık adamla birlikte. Eray dedi ki üstümüzü başımızı giyindik. Aşağıda Metropol'de Starbucks var. Girdik Starbucks'a. Amerikan aldık. 2 tane oturduk. O kadar enteresan bir gün ki yani anlatamam. Önümüzde duran adam... Bir iki tane böyle bizim kesimdeki takipçiler geldi, böyle fotoğraf çekindi. Abi ne yapıyorsunuz, zamana koyun falan bilmem ne dedi. Ön taraftaki adam da arkasının önünü şey yapıyor böyle. Ünlüsünüz galiba. Çocuklar falan sizinle birlikte fotoğraf çekindiğine göre falan yapıyor. Abi dedik işte biz de Twitch platformunda falan yayınlar açıyoruz. Ben de silah ticaretiyle uğraşıyorum dedi adam. Kafamız patladı herhalde birlikte. Starbucks'a dedik ne yapıyorsun abi, silah... Öyle değil. Yani devlet görevi olarak silah icra ediyorum. Adam bir silahlar yapmış. Uçağın altına böyle uçak savarlar, böyle sağa solu gösteren. Böyle koordineli şeyler. Taret yapmış böyle. Killjoy tareti. Sağa sola falan bilmem ne, böyle bakıyor adamın. Yaptıklarını biz de inceliyoruz. Adamla muhabbet sohbet ettik. Eray da diyor ki amına koyayım ne garip adamlarla denk geldik aga dedi. Oturduk. Bir boni bona şurada. İçiyoruz böyle. İçiyoruz. Normal Amerikanoyu. Bak alt tarafımız spor salonu. Yani merdivenden aşağı indiğimizde direkt spor salonundayız. Bak bipolarlığa bak. Ne yaptık biliyor musun? Oturduk içtik. Eray sadece şunu dedi. Kanka bir yorgunluk çöktü. Yarın da yayın açacağız. Kanka kalk siktir git eve gidelim dedim. Eve gittik. Geri bak. Spora gidilecek bahanesi. Enerjimizi alalım diye yalandan bir Starbucks'a gidip Amerikan içelim arkalar, enerji deposu. Ardından üçüncüden eve gidiyoruz. Bak bu kadar salak olamaz. İki tane maymun. İkimiz ağır maymunuz yani. Buradan anladım ben. Bizden hiçbir bok olmayacağını. Hani diyorsunuz ya abi kamp map yapsana. Bak bak kamp. Bak kampı yaptık şimdi. Ayberk'e ne dedik biliyor musun? Kampa bir gün gitsek ne yapardık dedik. Yani işte aramızda bilen bir mangalı koyabilecek eleman var mı dedik. Lavuktaki şeye bak, kafa yapısına bak. Niye mangal yapacağız ya? Yanımıza hamburgerler alalım işte, orada yeri stok yaparız diyor. Lavonak'ta bak. E kampın ne anlamı kaldı? Yeşillik mi görmeye gittik orada pezevenk? Odun yakalım, kömür yok. Ya içimizden biri bile mangal yapmayı bilmiyor oğlum. En kötü. Bizim ekibin kötülüğünü şöyle anlatayım. Biz mangal yapmaya gitsek büyük ihtimalle ayı gelip yanımıza, bak siz 4 tane maymun, siz 4 tane sikik mangal yapmayı bilmiyorsunuz deyip ayı bize yardım eder. Yani o kadar kötü ekip. Yani ayı böyle saldırmaya gelse halimize acır. Yani önümüze yemek falan getirir, anladın mı? Öyle bir ekibiz yani. Ha bu kangallar var ya, o kangalların ağzında böyle etler metlerle birlikte bizim önümüze koyardır. Ona yazık, aç lan 4 tane maymun var burada falan derler. Hani o yüzden böyle Insta DM'den falan arada sırada bana yazıyorsunuz. Görüyorum abi ne oldu sizin amına koyayım. Amına koyayım bir tane kampa gitmediniz. Yahu kardeşim hayatta duramayız biz. Biz gerizekalıyız. Vallahi gerizekalıyız. Ya bakma öyle mantıklı falan duruyoruz. Arada sırada mantıklı konuşuyoruz biz. Biz normalde aptal herifleriz yani. Sen bize çok inanma. Yayıncılarınız aptal yani. Gaza gelmeyin öyle sağda solda. Yayıncım kamp yapar. Yarrağım yapar bak. Biz yapamayız. Yapanları izleyin. Biz değiliz onu. Ben alayım olduğu kadar ya. Ben de aldım abi. Afiyet olsun. Ben bunu öyle bir yapacağım ki bize. Tamam sizin sosis hakkınız bitti. Yapacak bir şey yok gençler. Yerliyim hemen gelecek. Millet çakmaksız yakıyor. Kibritsiz yakıyor. Taşta evet. Çabukup ya. O ne lan? Çıkar şunu oğlum, bak terörist sana. Ya yüzüm üşüdüm ha mısın oğlum, sen? Oğlum ateş yakıyoruz. Vallahi mermin yersin. Ha böyle değil mi? İki arabayla gelmişler. Oğlum ormanı yakıyoruz sanarlar. Hayırdır, çok bilgisin bu konuda. Terörist misin? Amma. Dur dokunma. Yapma kanka, mal mısın?
Tam o araya vur ama öldür. Adam. Çünkü öldürmezsen gelir anam. Böyle açık bırakın ama çadırı. Herkes girsin. Çek onu. Bak bu ormana kadar yanacak. Hocam nedir? Ormanı yakacağım falan. Ormanı yakacağım değil mi? Hele galiba ateşimiz olmazsa ben durmam burada. Bana bir sopa ver. Açıl. Çekil abicim. Bu kadar zor değil. Bir müdahale etmeyin ya. Yandı. Bu sefer yandı. Kanka alev olan şey yerlenmez. Kömürün kalitesi zaten yok. 30 liraya almış. Bir kalite bekliyor mu? Polat diye günün birinde gelirse görüşürüz o zaman. Evet işte. 50 lira bu arada. 50 liraysa tamam o zaman. Of dergiya kuzusu. Şu an yerli işte. Ver onu. Uyyy. Bunu çok güzel lan, ekmek aldın mı? Ekmek almadım. Ekmek almadın mı? Ya şu kadarlık şey ne ekmek alacağım, mal mısınız? Bu kadar diye ekmek alacaksın zaten ki doyalım. Ben abi. Yiyorum abi artık, yiyeceğim. Adam haklı bu arada, harbiden o kadar değil. Pişmemiş tam. Bunu şöyle koyayım. Sosis çok iyi ya. Artık her gün buradayım. Sosis gömeceğim. Mantarımı alman lazım. O mantar pişmez. Bu çocuk midesiz amına koyayım. Midesiz değilim, ben doğalım. Hayattan biriyim, doğal hayatı yaşıyorum. Güzel güzel. Bu ateş 22 gün götürür bizi. Yok abi, çadır da yani. 3 tanesi toplanmış. Ateş yaracak mı acaba falan diye bekliyorlar başında. Yüzler olmuş. Yeter yeter. Tamam onu ya. Eyvallah. Niye hakkımızı veriyor? Yok ben mi? 3 tane adam görmemiş ki. Ben mantar yemiyorum. Bana da bir tane. Bitlere bak, çok tatlılar. Ay ben vermem. Emin olmana inan masum. Orada en son yanlış kalmak isteyeceğim adam. Paylaşımcı bir hiç insan yani. Değil. Hiç yani. Şunun ben suyunu bak bilerek pişiriyorum böyle ki. Ortasında suyu birikiyor. Onu içip şimdi yiyeceğim. Oo. Ağzım sulandı. Gün batımı da geliyor ya. Çok güzel gözüküyor. Hoşum dönmeye başladı. Zehirli mantar mı acaba? Bakkalda satılan mantar. Tamam da bunu kabulleyememen gerek. Pişti ama. Pişen her şeyin zehri gidiyor mu Umutcan? Yılan pişireyim o zaman yiyip. Kültür mantarı bu, bir şey olmaz. Kültür mantarı. Atatürk kaç yılında doğdu söyle. Hani konuşmuyor. Ay ananı suyunu döktü. Yok lan. Ay içim döküldü. Hayda. Kanka kömüre bak. Şakayı çok geç anladım. Şakayı çok geç. Oo. Arçan var ya. Oy oy oy. Benim onu almam lazım. Dur ben çekeyim elimle. Ah. Dünyaya bir daha gelsen bir daha bu keyfi yaşardım. Aha Meto abi şunun suyunu al. Of 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 dur. Oğlum köpürmüş, zehirli olmasın. Ananı bacını ya. Ya. Bunu şişe geçirmeyeceksin işte, böyle bardak gibi alıp içeceksin. Beyin sen bunu kendi spesyalim yapacaksın. Güzel yemek ya. Videosu da oldu. İzletiyor bak. Bu vallahi adam. Bu bir kere soyulur babacığım. Bunun için 12 kilo su biriktireceğim. Bunu böyle koyuyorum. Ekmek almayın, tuz almayın. Siz de iş yapın. Namasın. Bir tane de benim için soyar mısın? Ufak söyleyeyim. Ama ben hiç yemedim de merak ediyorum. Bu da Fatih kardeşimize opsiyonlanmıştı. Benim mantarıma dokunma. Şu iki soyulmuş bir. Biraz bakalım ne var ne yok. Bak bakayım kim gelecek aklına. Hadi hayırlı yolculuk. Az kaldı. Az şafak kaç la bu kadar? 28 mi? Çok güzel batıyor güneş ya. Bunu böyle 2-3 günlüğüne yapmamız lazım aslında. Allah Allah. Kanka böyle bir iş olur mu ya? Her ay dosta ben kokumu bırakıyorum. Gel lan gel sevgisi. Oğlum manzaraya doyamıyorum. Oraya mı bakayım, buraya mı bakayım? Şu an her şey güzel de birazdan hava karardığı zaman. Hava kararsa ne olur hocam? Şöyle diyeyim. Hadi bakalım. Hayda el fener ha. Prodüksiyon var videoda. Ben çadırda istirahata çekiliyorum. Ayakkabıyı da bir çıkarayım da rahatlayayım da. Aşırı rahat ha. Hayatımın en iyi 750 lirası oldu bu çadır. Sadece böyle sırt biraz rahatsız. Çadır 750 lira mıymış? Elin mantar oldu mu? Oldu oldu. Getirdim. Verebilir misiniz? Gönderiyorum kardeşime. Oo dökme suyu. Bizim Susurluk'ta Çaylak denilen bir yer var. Çaylak da bildiğim böyle ormanlık arazi. Dur ben Çaylak fotoğrafını bulursam göstereyim size. Ben Çaylak'taki dereye düştüm amına koyayım çocukken. Aha Çaylak. Vallahi Çaylak. Ya anılarım depreşti ya. Gerçekten anılarım depreşti şurayı görünce. Arkadaşlar burası Susurluk'un en güzel yerlerinden biri. Susurluk'un biraz dışında kalıyor ama çok da dışında değil. Burasına Çaylak diyoruz. Burada mangal yapan aileler böyle arabalarıyla birlikte gelirdir. Cayır cayır toplanırlar. Cumartesi pazar deli gibi burada mangal yaparlar. Evlatlarını da alırlar. Yanında doblolu bir sürü dayı görürsün burada. Çok okkalı mangal yapanlar vardır. Çocukluğum aklıma geldi. Ben... Allah belasını versin buranın. Buradan buraya karşıya geçiliyor normalde, tamam mı? Şu kayaların buralarında görüyorsunuz üzerinde yosun var. Bazı orospu çocuğu kayaların üzerinde de çok ciddi bir kayganlık var. Hani yosunlu olsa da bazıları kaygan değil. Çocukken ben burada eğlenirken annem de karşıda, dedemler şuranın karşısında mı biraz daha ilerisinde bir mekan daha olması gerekiyor. Böyle yukarıya doğru.
Masalar falan vardı. Tepe yerlerde. Dur bakayım bulabilecek miyim bu tepe yerleri? Dur bakayım bulabilecek miyim? Burası var. Buranın ilerisinde karşıdan karşıya geçiyorsun. Şöyle bir mekana giriyorsun, tamam mı? Ben burada, bu arada bu tepeye kadar da çıkılabiliyor. Bunların patika yolları falandır, bir sürü yeri var. Bu amına kodumun yerinde karşıdan karşıya geçerken bacağım bir kaydı benim. Bu biz Uncharted 4 oynamıştık ya. Suyun içinde böyle anne anne falan diye seslerim. Ardından beni dedem, ya bu kadar gerizekalı olabilir mi bir çocuk? Normalde su, ya su şuraya kadar geliyor, anladın mı? Ama ben böyle tutunduğum için deri olduğunu zannediyorum. Dedem de kahkaha atıyor. Ben de bir yandan korkuyorum. Dedem niye kahkaha atıyor? Benim ölmemi mi istiyorlar amına koyayım? Niye kimse bana yardım etmiyor falan diye düşünüyordum. Ardından o artık ölüm, hani artık yani omuzlarıma binmiş. Bir anda önüme bir kalktım. Su buraya kadar gelmiş, dedem kahkaha atıyor. İki tane et yaptım. Oo. Yiyeceğim amına koyayım falan bir ben dedim. Ben var ya, çocuğumun travmalarından birini burada geçirdim mesela ben. Ömrüm boyunca çaylakta her zaman gitmişizdir. Bak şu yoldan geçmek yerine her zaman etrafı turlamışımdır. Ne zaman götürseler beni. Çok kıl oluyordum ya. Vay be çaylak be, gördüm. Baksana derinliğe bak. O zamanlar tabi biraz daha su şu mesafelerde falan vardı. Şimdi bayağı kurumuş bu arada. Harbiden sular fena fena kuruyor. Çok güzeldi ya buraları. Böyle böyle yerleri var yani. Harbiden inanılmaz çekimlik arazi. Of, çok güzel yerleri var yani. Bunun bir de manzaralı hali var. Şurada şeyler var. Buranın bir sağ tarafına daha çıktığında insanlar yüzüyor bayağı bildiğin. Orada bir şelale var. Dur bakayım, şelalenin fotoğrafını da koymuşlar mı? O şelaleye gidip de fotoğrafını çektilerse o şelaleyi de göstereyim size. Dur bakayım. Ama oraya biraz zor çıkılıyordu ya. Kameraman riske atmamıştır inşallah kendine. Attıysa gösterebilirim. Şelaleyi çok nadir insan bilir. Beşinci şelale. Ha? İşte bokun içinde yüzüldüğü ama herkesin keyif aldığı işte o şelale galiba burası. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Dur bakayım, biraz daha aşağı inebilirsem bulayım, ben size göstereyim size. Oy, burası mı? Aha burası. Biraz daha, vallahi burası. Bak biz ne psikopattık var ya çocukken, biz buraya gidiyorduk. Biz bu kayalardan tırmanıyorduk, şu aralardan. Şuradan gidiyorduk, poz veriyorduk. Susurluklu pozuydu bu. Hayatını riske atıp hayatını sevmiyorsan gaza gelip orada taşacak buram buram alfalar çıkabiliyordu sadece oraya. Ya burası şu an öyle bir açıdan çekilmiş ki çok güvensiz gözüküyor da kayalık alanların arasında çok ciddi bir mesafe vardı. Yani baya böyle kalın kalın uzun uzun arazilerdi. Buraya çıkıyorduk. Tam şuradan böyle aşağıdan bir tane arkadaşın 4 miksel böyle kamerayla birlikte çekiyordu fotoğrafını. Sen de susurluklu profilini atıyordun böyle şelaleye çıktım diyerek. Herkes de seni bisik zannediyordu. Herkes böyle ooo kral çıkmışsın oraya falan deyip de övülüyordun. Bu kadar. Başka hiçbir şey yoktu. Mesela ağaca çıkmalar çok meşhur. Bu abimiz de mesela ağaca çıkmış. Ağaca çıkıp ağaçta poz vermeler falan çok meşhurdu oğlum. Baksana. Bak baba bak, şelalede yüzenler de var aynen. Bak yüzüyorlar. Yüzülüyor tabii ya. Herkes yüzüyordu. Ya bir ara yalnız çok midem kalkmıştı. O mevzuyu da anlatayım. Şelaleye sabunla gelmişlerdi ya kanka. Of of of. Sabunlarıyla falan gelmişti. Allah belalarını versin yani. Şelaleye de sabunla gelmezsin ya yanında kanka. 1 litre su. Tuzsuz bile bu kadar güzelse. Hezebekler. Yani soyulmuş bir tane. Duş icat edilmiş. Banyo var. La versene zaten yine ilk kez yiyecek. Of. Ver. Suyunu iç. Yakmam mı? Hiçbir şey olmaz. Hani kötü deme. Ye be. Ya aç şu videoyu. Yarram. Al ben sana videoyu atayım. Sen bu videoyu izle. Arada sıra edeceğimiz muhabbeti sohbete karışma. Chat'i kirletmesen. Biz bundan keyif alıyoruz. Sen git kankam. Şu linki bak. Tıkla. Vallahi bak. Linke tıklayınca yemin ediyorum gidiyor bak. Tıkladın ya linke. Bak açılıyor sekme. Hatta bak benim kaldığım kısımdan, benim izlemediğim kısımdan devam edebiliyorsun. Kurban olayım, siktir git lan. Vallahi yalvarayım, izleme kanka. Kurban olayım be. Of. Nasıl? Doğayla baş başa hocam. Ne alaka ya? Ben birazdan gelip patatesleri gömeceğim. Az istirahat edeyim çadırımda. Sakin ol, şey olmayacak. Gibi düşünün beni. Ağla. Cengiz Han. Cengiz Han, ben anmam. Uyumayı çok istiyor. Korkmasam çok güzel uyunur. Ayı gelse bu çadır korur mu la Caner? Hayır ben yıkarım anakoyim. Anlar mı burada olduğumu? Nefesini anlar. Nefesimi anlayacak. Umut şu camı açsana ya. Çadırda ne var? Telefonu, eşyanı buraya koyuyorsun. Uyandın ya. Zınk. Ben bunu kullanırım. İki tane. Bu ne?
Lan Orus Beyko, burada seninle senin araba yıkamıştık. Beyler anam anam. Ahmet Türk'ünün yayına bak 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 neler yapmışlar bak bak. Yıkasan. Lan Orus Beyko, burada seninle senin araba yıkamıştık. Beyler anam anam. Bu kadar salak. Ananı sikeyim. Bizim çocuklar deli dolu ya. Maşallah eğlenceleri eksik olmasın. Mantar bir su yaptı var ya. Üf diyorum Mertcan, yarın bak. Ne diyorsun ya? Vallahi çok iyi. Görmen lazım. Şıta bir çek at ben bakar. Bu patatesleri de gömelim ya. Havada kagalıyor. Ben bugün erken uyudum. 8-9. Doğacı hayatım. Karşıya bak. Bütün adalara en tepeden bakıyordum. Bu civarda daha önce de gelmiştik. 2+1'e çevirmiştik arabayı. Ama kampın tadı bambaşka. Bir de ben ilk kez kamp yapıyorum. Bu ne kadar kamp olur bilmiyorum ama. Ben topukçuyum. Nasıl mantar çorba? Soğumuş hiç ya. İçsene be. Şu an ben yaşadığımı hissettim. Bugüne kadar sanki yaşamıyormuş. Hanım, çocuğumuz düşün. Ağzıma geldi mantarın. Benim de bununla ilgili bir sözüm var. Bir gün benim hanımı götürdüm işte hanların arasına. Selçuk Han, Cengiz Han. Dedim ki hanlar, ben hanlar hanı Mertcan. Han, bu da benim han. Şeref duyuyor. La gey bu, beni hatırla aşağı. Patates doyuru burada, tok tutar. Onda da tuz yok, tereyağı da alacaktım, eridi diye almadım. La tereyağı niye almadın ya? Erir. Hava cidden kararmaya başladı. Ben buraya bir ateş çekeceğim böylemesine. Açıklamalara bak. Atlayacağız. Öyle atacağım bunu üstüne. Patatesler sığar mı? 4 tane katacağız. Abi ne yaptın ya? Ne bana Eşref Usta muamelesi çekiyor. Patatesimizi yuvaya aldık. Ateş yuvasına. Fatih ile Caner de etrafı keşife çıktı. Kendilerini doğru sanmazlar mı? Sikece. Kömürden çıktı iş ya. Marshmallow için de hazırlamak istiyorum ama ateş. Bu ekipler şey zor. Ananı bacım. Çok güzel ısıttı. Oğlum çok korkuyorum ha. Bak şimdi şöyle koydum ya bunları. Ateşim büyük geliyor. Kömür olabilir yalnız o. Sıramayacaksın kabuğu. Heh şimdi oldu işte ateş. Sonunda tamam. Daha sönmez. Biz yakarsak söndüremezler. Geri döndüremezler. Fogalı uymuyorum aslında. Patatesden sonra marshmallow yiyecektik ama tam marshmallow ateşini yakarmışken bırakmayayım dedim. Olayı kes olayı. Of. Ötesi yok yani bu lezzetin. Oğlum güzel oluyor mu ya? İşiyordum ben az önce. Caner yok. Bir bekle dedim 2 dakika şurada. Arkamı bir döndüm yok çocuk. Bekle bir tane daha kızartayım. İşiyor mu? Marshmallow. Ver daha zihim çıkmadan. Caner büyük ihtimal oyun oynuyor bize. Bir telaş ettim ama umurumda da değil yani. 30 yaşında adam. Ben bilirim onun o triplerini. Eyvallah sağ ol. İsli değil mi lan bu? Zehirlenmeyek aman. Odundan kim zehirlenmiş kanka? Bir kişi göstersem. Kanka ooo aşk gel. Ateşi. Bu Halis mi? Benim şu an. Ama iyi var Fatih. Ananı sik. Dur düşeceğiz düşeceğiz. Bir şey yapmamız lazım. Oğlum bağırıyor. Ben ölü numarası. Abi şurada. Oğlum bu ne? Düş bedava yemeksin. Mertcan bağır. Biz kaçar. Ben geliyorum. Ananı sik. Bir an unuttum. Ya abi yapacağınız trole. Sen bunu nereden buldun? Sırf bunun için kostüm almış arkadaşlar. Dedi ki böyle bir skeç yapabilir miyiz? Biz de el verdik Yılmaz Erdoğan gibi. Ben de diyorum 200 lira nereye gitti amanın 3 patatesi. Tamam o zaman bir ayı canlandırması yapalım. Mesela ayı geliyor ben ne yaparım? Gel ayı. Oğlum orayı yanıyor lan. Böyle otururken ayı geldi. Zaten ateşin arkasındaysanız o size gelemez. Siken alırım. Neyse duymazdan gel. Hiç bozmuyorum farkında mısın? Gelmese gelemez. Buraya geçemez. Ya, yapamaz böyle kanka. Bir şey yok. Destek beklemeye gel. Hayvan mı bu gerizekalı? Ayı ateşe gelemez. Bayıldım. Anan amına. Gel al bir şey. Çok iyi değil mi? Tamam kanka rolü bırak. Gerçek ayı gelirse iletişim kurarsın bu konusunda. Güzel düşünülmüş bir hareket ama bence. Değil mi? Sizin marshmallow uyuyelim de. Sonra patateslerimiz pişene kadar biraz uyuyalım. Şekerleme yapalım. Oo bir patatesimiz oluyor. Kanka o ne? Kanka bir tane atacaksın ona ya. Kebap mı yapıyorsun ya? Marshmallow bu ya. Zevki zaten tek tek takmış. Tamam. Kostüme gerek yokmuş. Hele ben şunu anladım. Sizde hiçbir şey yapılmaz. Adalara götüren bizi tatil diye. Kışın bir Aydos'a getirdin. Yaz kış bizi sikiyorsun abi. Ben sadece ekibim biraz eğlensin ve huzurlu olsun istedim. Hava iyice karardı abi. Sesle ooo şehrin manzarasını çeksen. Işıl ışıl. Eyvah. Bu ne kanka? Kesin duracak. Durmadı lan. Tamam devam. Wow. Anlatamadım ki. Kanka ben korkmaya başladım. Hava az önce biraz da olsa aydınlık oğlum, değil miydi? Oğlum bu arada harbiden sıkıntı ya. Falan gece başladı. Bir anda bir şey gelse ne yapabilirim? Bir şey korkutuyor. Limayı gelse beni gelir. Savunacak biri yok. Bu marshmallowları bitirdik. Biraz yatalım da patatesler hangi işe. Tehlike arz ediyor. Kanka harbi bir şey var ya. Bir huzursuzluk var değil mi? Evet sende? İzleniliyormuş gibi i̇şte hissediyorum. Huzurun içinde bir huzursuzluk. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Böyle yerlerde huzurun içinde huzursuzluk olmasının sebebi... Cim. Büyük sıkıntı. Tövbe tövbe. Söyle TC'sini de ver. Üzgün konuşun beyler. Beyler vallahi. Sincap sesi miydi o? Kanka bir ses geliyor bu arada.
Yemin ederim bir ses var. Gitsek uzayalım mı? Ayı şakandan sonra ne oldu bunlar ne olduysa Caner? Ya çadıra girelim yatalım ne olacağını bilmeyelim. Ya da gidelim. Çadırın önüne bir şey geldi. Nasıl çıkacağız? Çıkmayacağız. Sabah ola ayı ola diyeceksin. Vuracaksın kafayı yatacaksın. Bu patatesler pişmeyecek. Birini pişirelim bölüşelim. Her videoda bizi bu kullandırıyor. Ben de kullandım. Abi ne oluyor size? Benim anksiyetem tuttu. Neyi tuttu? Klostrofobi, anksiyete. Beyler suyunuz var mı? Siz söndürelim uzayalım. Arabayı yakın alıyor. Kapısını da böyle mesine verdi. Ölümden öte köy yok. Onun ben de farkındayım ama çok tedirgin oldum. Beyler topla. Müzik sesi. Hayır kanka. Bir dakika dur. Geçen seferde de kimse yoktu. Düğün sesi geliyordu. Bir daha aynı çaresizliği yaşamayak. Tam bu muhabbetin üstüne korku hikayesi yaklaş. Oğlum Outlast'a döndük ya. Tamam korkmakta haklısın ama sen biraz kuruntuya kaçıyorsun. Korku filmlerinde ben hiç cidden gitmemiz gerektiğini duymadım. Hep bunun gibi pişler diyor ki sen kuruyorsun sonunu belli. Ayet gibi bir şey okunuyor. Kanka duydunuz. Hadi uzayalım. Ben sonuna kadar gitmek istiyorum. Bacaklarım da titremeye başladı. Ya bu nasıl kamp amına koyayım? Kamp yerim burada ne kardeşim. Ne dedin sabah ola ayrılma kamp yatayım yerim. Burada mesela yasak gece zaten kamp yapmak. Gece vakti tribe sokabilir. Neyse korku hikayemi anlatıyorum. Bir gün Temel bir otele gitmiş. Demiş ki ben bu oteldekilere Laz olduğumu belli etmemeliyim. Bundan korkunç bir şey olabilir mi? Kendi kendine ayna karşısında prova yapıyormuş. İşte bana bir fiski verebilir misiniz? Hayır demiş bu olmaz. Fiski anlaşılıyor. Bana bir rakı verebilir misiniz? Hayır demiş bu da anlaşılıyor. Bana bir bira verebilir misiniz? Ha demiş o zaman bira içeceğim bu anlaşılmıyor. İnmiş prova ettiği sözleri söylemiş. Bana bir bira verebilir misiniz? Hemen yan masadaki adam dönüp demiş ki bir şiddetle. Bilader sen Laz mısın? Aa, siktir ya. Nereden anladın onu demiş. Ula demiş burnunu siktiyorum. Burası resepsiyon. Korkunç hikayeye bak. Sen... Daha ne kadar korkunç olabilir. Lazlığını gizleyeme bekledik biliyor musun? Ben hep yaşıyorum. Ben topluyorum. Yemin abi. Ederim çan sesi duydum. Başka hiçbir şey demiyorum. Çok istiyordum burada atmak. Bir ekipçe atamadık ya. Buraya hiçbir şekilde ambulans polis giremez. Merkez buraya 4 kilometre uzakta. Bir kamp yapacağız. Ne oldu? Ne oldu? Ben çadıra giriyorum yatıyorum. Ne yapıyorsun? Ben de yatıyorum. Hadi iyi geceler. Bu gidiyor kanka. Ananı s***. Oydu. O ne? Kanka bilmiyorum. Hayvan gibi. Kelebek çıktı lan. Çıktı kapat. Kelebek. Buradan ayı sığmaz ki. Rahatız yani. Bir ekipçi atamadık şurada ya. Yakayım yani o zaman ben bu çadır. Mertcan beni patlattı. Buradan ayı sığmaz dedi. Oğlum ayı yaracak zaten orayı. Ne sığması ben ya sadece kanka. Ben ekibim biraz... Yarım kaldı. Yılan. Kafasını mı ezdin? Kanka bilmiyorum da elimin altından bir şey geçtiğini yemin edebilirim. Umut her şeyi toplayın abici. Ateşi de söndürün suyla. Bir ağız tadıyla kamp yapalım dedik. Onu da yapamadık. Kalan nasıl kalıyor? Onu düşünmek lazım. Şu an bir şey olsa ilk Caner'le olacak. O yüzden rahat. Burada bu olay yasak ya. Daha önce hiç yapılmamış burada kamp. Senin kol yok mesela. Ayı kapmış. Yapmasaydın diyecek. Muhatabın yok yani. O korkutuyor. Vallahi emaneti şu an. Caner. Katılma baş gelirken. Yine ayı ekibim sayesinde çadır komple bana kaldı. Atıyorsanız. Çok tatlı adam yani. Şakası yok yani. Allah patates yapıyor. Mertcan çıkalım mı ne olur? Ben burada sıkışmış gibi hissediyorum. Şöyle düşün burada ıssız kal. Dağcı komandoları bir daha hayal et. Akreple yatıyor adam. Kanka gidiyor çadır. La zor tutuyor. İkimiz de uçarsak. Dünyanın en iyi videosu oldu. Keşke uçsak. Arkadaşlar bu arada bu tarz vlogsal videoları, etkinlik videolarını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizin like'larınıza göre hayal çekeriz. Öyle de delikanlı bir adam. Çadırı toplasak mı? Uçacak çünkü bu. Bence çadırı toplayalım. Çadırı da boşaldık. Bir gelip yatmadınız ki içinde ya. Neyse ben bununla giderim artık kamplara her gün. Eylül'e yazsana yorumlara kanka çıkalım bir kamp. Amını yarrak. Bu ne? Bir şey olursa alacağım 700 lira. Oldu ki. Ana hayır ama o. Saatte burada yürüyen olmaz. Bize bakıyorlar. Bizi gösterip gittiler. Beylek adama kayboldu. Harbi lan ne ara gittiler? Toplamaya yarıştı. Ne? Bilmiyorum ki. Bu mu olan? Aynen sonra sağındakini içeri... Bu tekte topladı. Hayır böyle değil bir kere daha katlayacaksın. At bagajı at direkt. Kanka ne olur ya hadi kanka ya. Bagajı açıldı. Çantasını versene kardeşim bu kadar salak mısın? Bu yani bu. Kat daha katlanmış. Kim oğlum onda? Hayır kardeşim. Bunu açacak böyle kapat. Güvenlik falandır belki bu kontrol nasıl ediyorlardır yani orayı. Durdu buradan. Var oğlum böyle bekçiler. Yerinize mi içeceksin? Öyle bir şey olamaz. Aha oldu. Karşı tarafta da Orkun Işıtmak'ın videosu var değil mi? Birilerini görüyoruz falan diyor. Mert Çambar'la Orkun Işıtmak birbirini gösteriyor. Böyle kaçıyorlar. Hava İkisinin de kamp oldu. Videosu piç oluyor. Hiçbir göremiyoruz ve ben tedirgin olmaya başladım. Zaten ekip çadıra girmiyor. Çoluk çocuk gibi gelmişler mangal yakmaya. Dışarıyı görmeden rahat edemiyorsun. Tam yat uyuyor o zaman yani. Çadırda tedirginliğim kalmış. Aa, Novo Prospect daha mantıklı bak. Karşıda Novo Prospect. Arkadaşlar.
İçeride kan ben falan, anladın mı böyle bir heyecan? Ama dışarıda hiçbir Mertcan bağrını gösteriyor. Bak izlesene Mertcan. Adam çadırı alttan alıyor. Bunu izliyoruz. Alttan alıyor. Benim yaptığım gibi ortadan tamam. Tuttu, kaldırdı. Buradan üstten. Üstten değil, bu göz oluyordu öyle. Böyle bastırsak kırılır mı? Valla göte yaptık lan. Oo, Eşref Usta'm ne yapıyorsunuz? Sadece atlayıp kaçma aşamamız var yani, bir şey olursa Allah korusun yine olmasın ama. Ormanda gizlice bir gece geçirme gibi bir durum şu an. Ekrem İmamoğlu. Ben ne affet yolum hep kadın. İçine bir şey mi kaçtı? Şimdi role girme. Kardeşim ben birazını yiyorum pazarı. Çok kötü çok. Oo nesi kötü la, elimle soyuyorum. Çatal aldın mı? Nasıl? Tabak aldın, çatal. Ayı kostümü yüzünden çatal bile almamış. Harbi ya. Kaplan da gelse o ateşi söndürmeden gitmiyor. Ortama bak ya, bir şaka için var her şeyde. Bardakta su varken yanmaz hiçbir şekilde. Karton yanacak. Hiç var, su var içinde. Hiçbir şekilde yanmaz. Kettle'ımız hazır, şimdi bu kaynayacak. Selamlar, mutlu yayınlar Tolunay'cığım. Umarım güzel bir gün geçiriyorsun. Seni uzun zamandır severek takip ediyorum. Umarım bir gün seninkini ağzına alırım. Şaka yapıyorum tabii, seviliyorsun. Kardeşim canımsın. Ben de Tolunay değilim diyecektim tam ya. Bunu duydum. Duydunuz. Olsun da yiyek ya. Nescafe'miz hazır oluyor. Ben yanlış kanal diyecektim tam. Ben ananın olduğu tarafa gidiyorum. Kanka çok iyiymiş ya patates. Ananı ne oluyor amına koyayım, ben de okundum. Aldığınız kömüre bak, yanmıyor amına koyayım ya. Baba sizi korumak için dışarıda kalayım dedim daha kötü. Lan neyi kol? Kimi kimden koruyor? Can abi. He? Al sana Nescafe, hani altı delinmiyor da amına koyayım. Bak. Tamam dur, iç onu, bir anda içmen lazım işte. Çabuk içmen lazım. Kaynadı. İç. Amına. Açlık da olmamış, ben bir şey diyemem buna. Sesi gibi bir şey evet, değil mi? Evet, Luna Park sesi gibi. Yemin ederim. Bu sefer ben de duydum. Ne olur kamerada çıksın. Söndürsen zaten şu. İyice her yere ya. İyi ortaya. Abi yapın. Gece su dökmek. Ateşe su dökülür mü? Gerizekalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terimi sokuyorlar bunlardır birbirlerine. Korkmak için yer arıyorlar bunlarda. Onun iyice söndüğüne emin olun. Ha siktir, radyoda çalana bak. Hiç kat atmayacağım buraya, hiç kesmeyeceğim. Açsana sesini. Kanka bu Arap musikisi falan da beni rezil etme. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ateş bırakmadık. Ekrem İmamoğlu özellikle baksa. Komple su döktük. O da sıkıntı bir dokunmuş, ben anlamadım. Ben niye çadır aldım? Nasıl kamp yani? Cidden gerildim abi, sizle hiçbir şey yapılmaz. Gelen seslerle benim ne alakam var? Kardeşim bir cesaret var. Ne olabilir tamam, ki burada? Tamam kalk, sen böyle yapıyorsun. Ateşin su mu dökülür? Bu cehil gibi hissettim ben bütün gece. Buradan iniş de bir dert. Fren boşalıyor. Boşalırsa... Şaşırmadım. Ay herif ya. Kendi kendine neler diyor. Uçuruma gideceğim. Ama olsun ya, gene eğlendik yani, farklı oksijen. Manyak mıdır nedir ya? Oy 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 ya. Cenal. Uyumak da istiyordum ama cidden sizle yapılmıyor. O ne lan önümüzdeki? Nova Prospect'e döndü. Yemin ederim ben yapmıyorum. Dur ya. Elini bırakma. Nasıl kanıtlayacağım? Bak. Fren boşal. Abi bu fren niye bir de boşalıyor? Ben anlamadım. Ne oluyor kanka şu an? Biz böyle bir yoldan gelmedik. Caneler nerede? Bilmiyorum. Yolu kaybettik Alfred. Tekrar ediyorum, yolu kaybettik. Neredesin? Geldiğimiz yolun aynı yerini takip ettik. Sağdan mı girdin? Aşağı iniyordu. Oradan gidiyor ki bizim ikinci kapıda. Buga nereye gidiyor? Anlamadım. Ay dosta kaybolmam. Kaybolduk ama. Zehir zıkkım ettiniz gene. Buga nereye? Mezarlığa benziyor. Bir şey yok kanka, bize eğlence kanalı. No prospect, size bir şey olmuyor, bana mı olacak? Efendim? Neredesiniz? Bilmiyorum aga, abi bir yere geldik. Sizi soktuğun yola baksana Mertcan. Hiç sıkıntı yok. Oğlum bu nedir ya? Çıkmaz burayı. Allah'a emanet çıkıyorum. Of! Mertcan Barla Nova Prospect'in bir videosu varsa bu arada oturalım izleyelim, ikisi de yani şey adam yani, birbirlerine sinerji olarak uyarlar bence ama video temiz mi? Bir gidin bir bakın önce. Şey yapın. Bir yani bir herhangi bir banlık. Biliyorsunuz Twitch'te gereksiz böyle salak saçma şeylerden de ban yiyebiliyoruz. Bir gidin bir bakın. Temiz mi? İzleyenler var mı? İzleyenler var diyeceğim. Ben izleyeceğim. Bana sıkıntı. Neyse tamamdır, izlerim ya abi. Yarın amına kaldık. Hepimiz öleceğiz amına koyayım. 3 günlük dünya için birbirimize kırmaya gerek var mı? İzleriz kardeşim. Geldiğimiz yola girdik. Demin şaşırdık. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kamp yapmak istedim ekiple. Bir farklılık olsun hani, motivasyon olsun dedik ama zehir zıkkım oldu. Sıkıntıya düştük. Bir ton gerginlik oldu. Kavgalar oldu ama olsun. Eğlendik gene ve. Ufak bir deneyim oldu bizim için. Daha da iyisini yapabiliriz eğer beğendiyseniz hani bu tarz içerikleri. Abi ben bir şey fark ettim. Ben Mertcan Bahar'ı harbiden seviyorum ya. Adam harbiden çok kanımı sınıyor ya adama. Vallahi 10 numara 5 yıldız sürükledi vallahi, videoda ben hiç sıkılmadım, oturdum izledim. 10 numara 5 yıldız adam. Kaç var? Bu 10 milyon olsun hocam. İnşallah. Ön açık olsun. Daha da.